Evet, herkese iyi geceler. Kaya Radyo'da sponsorluğunda yaptığımız bir canlı yayın daha başlıyor. Bugünkü konuklarımız yine çok özel. Hani duayen isim derler ya, işte bir tane hocamız var. Tam yaptığı sporun duayeni yani kendisi. Serdar Hocam hoş geldin. Serdar Eler, Yeni Mahalle Belediyespor Kadın Handbol Takımı antrenörü. Sevgili Orhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İnşallah güzel sohbetimiz olacak. Merhabalar. Olacak hocam, tabii ki. Merhaba. Evet, diğer konuğumuz da Yeni Mahalle Belediyespor takım kaptanlarından çok değerli bir oyuncu Nur Ceren Akgün Göktepe. Ceren, sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederiz bizi davet ettiğiniz için. Rica ederim. Sanırım yayın boyunca Ceren'e de hitap etmemde bir sıkıntı yok. Yok. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Evet hocam, konuşacak çok konu var ama önce ben bu liglerin iptaliyle ilgili bir başlamak istiyorum. Handbol ligleri başladı. Handbol ligleri iptal edildi. Futbol yani tamamen bir Arap saçına döndü. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bununla başlayalım. Yani öncelikle ben biraz sesi şöyle kesik kesik duymaya başladım. Aslında biraz önce test yaparken gayet iyiydi. Benim sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama. Senin sesin iyi geliyor ama bizimkini geç İyi mi geliyor alıyorsun hocam? Benim sesim iyi geliyor. Senin sesin iyi geliyor i̇yi. Hocam. Evet. Teste sıkıntı yok hocam. Yayına evet. Çok iyi gider o. Evet, sizin evet, sesinizi gider. Ben kesik kesik duyuyorum ama. Ya o oluyor hocam yayında. Ara sıra olur yani o. Tamam. Orhan'cığım, ben soruyu tekrar alabilir miyim? Yani bu ses biraz hocam, kesik geldi. Ben çok toplayamadım. Hocam futbolda her yer Arap saçı biliyorsunuz. Ortalık karıştı ama handbol liglerine nokta kondu. Voleybol ve basketbolla birlikte. Bu konuda neler diyeceksiniz? Yani öncelikle voleybol, basketbol ve handbolun aldığı kararın insani yönden doğru olduğunu düşünüyorum. Ayrıca de sportif anlamda da baktığımız zaman vicdanlarda çok büyük sıkıntı yaratmayacak karar olduğunu düşünüyorum spor kamuoyunda. Çünkü zaten bu üç ligin de evet. Ligin bittiğini, liglerin normal süresini ve playofflara hazırlıklı olduğunu, özellikle de tabii ki handbol adına bir şey söylemek gerekirse, özellikle de kadın handbol açısından baktığımız zaman Kastamonu'nun üstünlüğü, 7 puanlık bir üstünlüğü söz konusu bize karşı. Biz bulunduğumuz konum açısından baktığımızda da tabii ki playofflar oynamak, o heyecanı devam ettirmek isterdik. Benim takımım her şeyden önce çok istim üzerindeydi. Ankara'daki birçok maçı birlikte birlikteydik. Sen takip ettin bütün maçları. Bu noktaya baktığımızda playoff oynamak belki benim takım için de bir avantajı olacaktı. Fakat vicdanen de çok rahatsız edici bir sonuç olmadı bu liglerin tescil edilmesi. İnsan sağlığı, sporcu sağlığı, ayrıca sporcularımızın aileleri var. Birlikte yaşadığımız çoluğumuz, çocuğumuz, eşlerimiz var. Biz bunları da düşünmek zorundayız. Handbol Federasyonu Spor Bakanlığı ile birlikte görüştükten sonra bence doğru bir karara imza attı diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem, olumlu. Evet Ceren, sana dönmek istiyorum. Şimdi bu sporda daha önce hiç yaşanmamış bir olay. Sen de buna çok yabancısın diğer sporcular gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, bu durum gerçekten benim için değil, bütün herkes için şaşırtıcı bir durumdu. Hiç beklemediğimiz bir şeydi gerçekten. Serdar Hoca'nın da söylediği gibi takımımız da gerçekten istim üzerindeydi, çok iyi gidiyorduk. Beklediğimizin üzerinde de bir performans gösterdik bu sezon. Ama sonuç itibariyle çok rahatsız edici bir sonuç değildi. Zaten ikinci olarak bitirdik sezonu. Hocanın da dediği gibi insan sağlığı her şeyden önemli. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu sezonu da böyle kapatmış olduk. Önümüzdeki sezonlara, maçlara bakacağız. Evet, bir yandan da resimleriniz geliyor. Hocam, şimdi siz yani ben sporu, handbolu takip ettiğinden bu yana hep buradasınız. Handbolun içindesiniz. 30-35 senenizi verdiniz.
Bir ömür mü demek bu da yani? Bu handbole siz nasıl başladınız? Devam edişiniz nasıl oldu? O süreci bize bir anlatır mısınız? Nasıl gönül verdiniz bu spora? Serdar hocam ses geldi mi? Sevgili Orhan, ben sesi duymamaya başladım. Hocam biraz önce net geliyordu ama bir daha çıkıp geri girebilir miyiz? Bir daha çıkıp geri girebilir miyiz Şu anda duyuyorum. stüdyodan? Ha, duyuyor musun? Öyle mi yapalım? Tamam, duyuluyorsa sorun yok hocam. Duyuluyorsa sorun yok. Yani böyle cızırtılı ve çok kesik geliyor senin sesin sevgili Orhan. Yani ben öyle duyuyorum. Bilmiyorum Ceren nasıl duyuyor mu? Ben gayet net Senin duyuyorum. sesin net geliyor Serdar hocam, net Hocam geliyor. kulaklıkta sıkıntı olabilir mi? Hocam kulaklığını tak istersen, tamamen tak çıkardıysan kulaklıksız hiç duyamazsın. Evet. Yani kulaklığı çıkardığım zaman duyamam. Çok ki böyle cızırtılı ve kesik geliyor. Soruları ve konuyu yakalayamıyorum diye tedirgin oluyorum. Ben arzu ederseniz bir girip çıkayım mı? Bir mahsur olur mu Tamam. yayında? Yok yok, olur hocam. Siz bir daha girip çıkın. Bir daha girip çıkın. Evet Ceren, sana dönmek istiyorum. Şimdi Evet. handbol hayatından önce yaşantına bir bakmak istiyorum. Yani doğumun Ankara'da mıydın, sonradan mı geldin? Onları bir öğrenebilir miyiz? Daha sonra handbola geçeceğim. Tabii ben Antalyalıyım. 20.06.1992 Antalya doğumluyum. Doğmabeyim. Yani 20, 25 yaşına kadar, pardon, 23 yaşına kadar Antalya'daydım. Ankara'ya sonradan geldim. Yeni Mahalle Belediyespor vasıtasıyla mı geldin yoksa başka bir şey içindi? Daha sonra transfer mi oldun? Evet, yok. Yeni Mahalle transferimle Ankara'ya gelmiş oldum. Beşinci Ankara'ya yılım bu gelmiş oldun. sene. Evet, Ankara'daki beşinci yılım. 5. yılın. Yani sen de bizden biri oldun diyebiliriz Ceren. Evet, artık Peki. Ankara oldu sayılırım. Evet. Ankaralı diyelim. Ankara diye demeyelim. Ankaralı. Ankaralı Evet. diyelim. Evet. Peki Antalya'da başladın sanırım handbola. Evet. Evet. Hangi takımda İlkokulda başladın? Hangi yılda? 11 yaşındayken başladım sınıf öğretmenim vasıtasıyla. Ondan sonra Gençlik Spor'dan okula seçmelere gelmişlerdi. Oradan seçilip yine Gençlik Spor'da başladım. Oradan işte ortaokul, Antalya'da Nedim Kum hocamız sayesinde ortaokulda bir takım kurdular. Oraya topladılar arkadaşlarımla. Orada oynamaya başladık. Ondan sonra bir ulusal hocamızla tanıştık. Antalya Muratpaşa Belediyespor antrenörüydü. 10 yıl neredeyse Muratpaşa altyapısından yetişip 10 yıl boyunca Muratpaşa'da oynadım. Ondan sonra 10 yılın sonunda Yeni Mahalle Belediyesi'ne Ankara'ya transfer olmuş oldum. Peki okullarda handbole yeterli önem verildiğine inanıyor musun Ceren? Benim dönemimde verildiğine inanıyorum ama şu an için çok eksiklik olduğuna inanıyorum. Özellikle beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünüyorum. Ben de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Ben 11 yaşında başladığımda beden eğitimi öğretmenim değil, hatta sınıf öğretmenim sayesinde başladım aslında. Yani sadece beden eğitimi değil, ilkokuldaki sınıf öğretmenlerimizin önemi gerçekten çok çok büyük bu konuda. Evet. Yani ben kendimden bir örnek vermek istiyorum da. Çünkü ben de Aydınlık Evler'de okudum Ankara'da. Bizim dönemimizde handbole daha fazla önem veriliyordu. Yani handbolden kalelerimiz bile vardı okul bahçesinde ama Evet. ben son yıllarda hiç böyle bir okullarda handbol kalesi falan görmedim maalesef. Çok önem verildiğine de inanmıyorum. Evet. Zaten handboldan konu açıldığı zaman özellikle abi sizin yaş grubunuzda hangi spor yaptığım sorulduğu zaman handbol dediğimde "Aa, ben de ortaokulda oynamıştım, aa lisede oynamıştım" gibi tepkiler alıyorum. Ama benim yaş grubum ya da benden daha küçük olanlar "Handbol ne ki? Yani handbol hakkında bir fikirleri yok." Ama sizin Peki gerçekten sizin yaş grubunda illaki bilen insanlar çok.
Evet, biz oynuyorduk gerçekten okul bahçesinde. Peki neden geriliyor sence bu Ceren durmadan? Çünkü yeterli tanıtım yapılmıyor. Hiç kimse bilmiyor. Tanıtım yapılmadığı için bizim sporumuza ilgi de olmuyor. Biz böyle küçücük kendi aramızda, kendi küçücük camiamızda oynuyoruz gibi bir algı oluyor. Bu ilgi olmadığında başarı da gelmiyor. O yüzden bir türlü kendimizi geliştiremiyoruz. Evet, Murat Paşa dedin. Murat Paşa'yla Yeni Mahalle aslında bir kıyas yaparsak ikisi de ilçe takımı, ikisi de ilçe takımının belediye takımı. Orada da güzel bir handbole yatırım yapılıyor. Bir Evet. kıyaslama yaparsak nasıl karşılaştırabilirsin ikisini? Şimdi bir kıyaslama yapamam. Muratpaşa da benim evim. Yeni Mahalle de Evet. benim evim. Şimdi o zamanki benle şu anki ben aynı değiliz. Ben değiştim, ben farklılaştım diyebiliriz bu konuda. Ama gerçekten iki belediye de sporcuya çok önem veren, sürekli altyapıya yönelik çalışmalar yapan, gerçekten bize çok önem, değer veren belediyeler. Gerçekten bu konuda çok şanslıyım. Evet, kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Hocam sesim geliyor mu şu anda? Serdar hocam sesim geliyor mu şu anda? Şimdi gelmeye başladı. İnşallah duyacağım. Tamam, senin sesin de net geliyor hocam bize yalnız. Tamam, şu anda Evet. bozulmasın ne olur. Gayet güzel gidiyor. Tamam. Hocam Ceren'le biz gayet güzel sohbetimizi ediyorduk. Şimdi ben size dönmek istiyorum. Benim bildiğim kadarıyla siz 30-35 yıldır bu handbolun içindesiniz. Duayen dedikleri insan sizsiniz yani. Bu handbole nasıl gönül verdiniz? Bir anlatır mısınız bize? Onu bir dinleyelim. Yani handbol aslında 7 yaşında ilkokul öğretmenimiz, beden eğitimi öğretmenimizin sınıfa girmesi halinde başladı bütün her şey. Ben her zaman söylerim, çok sevgili Rüştü Şahin Hoca eğer o gün bizim matematik dersinde giren kişi Rüştü Şahin değil de işte herhangi bir başka bir branşta birisi olsaydı muhtemelen ben o branşta sporcu olurdum diye düşünüyorum. Çünkü matematik dersini sevmiyordum. Şansımıza da çıka çıka Rüştü Şahin çıktı. Handbol'den bir adam geldi. Dedi ki ben bir handbol takımı seçeceğim. Ben de hemen bir baktım ki eşofmanlı birisi muhakkak bize uygun bir çalışma yapacak demek ki. Hemen ben elimi kaldırdım ve o kaldırış oldu. Bir de Rüştü Hoca çok kritik bir soru sordu bana. Topları verdi elimize. Şöyle şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız derken evladım sen solak mısın dedi. Bu benim başımı yakan sorulardan bir tanesi oldu. O günden bugünden beri handbol içindeyim. Handbole başlangıcım aslında böyle oldu. Çünkü Okulda benim babam diyorsunuz da, yani. benim babam da eski profesyonel futbolculardan. Ankara'da çok tanınmış önemli futbol takımlarında oynamış. Daha sonra böyle amatör spor kulüpleri federasyonunda görev yapmış. Ama vefat ettiğinde de Handbol Federasyonu'nun organizasyon kurulu başkanı oldu. Ben onu handbola çektim. O beni futbola çekemedi. Ama handbole başlangıcım böyle. 1977 yılında sınıfa bir beden eğitimi öğretmeninin handbolcu olarak girmesiyle başladı. Hocam çok ilginç. Biz de tam Ceren'de bundan konuşuyorduk. Benim zamanımda da Ceren'in döneminde de okullarda handbole bir önem veriliyordu. Mesela bizim okul bahçemizde handbol kaleleri vardı ama şu anda ben hiçbir okulda göremiyorum. Yani size de sorayım. Okullarda artık yeterince önem verilmiyor mu bu handbole? Yani kesinlikle öyle. Özellikle 1996, 97, 98'lerden sonra biraz ivmesini kaybetmeye başladı. Siz sohbet ederken ben biraz dinledim sizin konuşmanızı da. Gerçekten bizim Evet. jenerasyon hatta bir sonraki jenerasyonda da ortaokulda ve lisede handbol oynamamış adamı bizim aramıza döverlerdi. Nasıl oynamadın, ortaokulda oynamadın diye sorarlardı. Handbol özellikle Türkiye geliş noktasında tabii ki rahmetli Yaşar Hoca'yı burada anmak lazım ve arkadaşlarını tabandan tabana yayılmıştır. Yani tabandan tabana değil de tavandan tabana yayılan üniversitelerin spor akademileri, beden eğitim bölümleri, spor fakültelerinden Anadolu'ya yayılmış, beden eğitim öğretmenleri aracılığıyla yayılmış bir branştı. Beden eğitim öğretmenlerini küstürdüler, beden eğitim öğretmenlerini ekonomik olarak bu işten biraz soğuttular. Tabii ki de otomatik olarak da insanlar ilgi alanlarını ekonomik olarak ve popüler olduğunu düşündükleri branşlara doğru döndürdüler. Çok katılıyorum. Eskiden handbol kalesi olmayan okul yoktu.
Şimdi maalesef bunların birçoğu tarihte kaldı gibi. Ama tabii çok da ümitsiz olmamak lazım. Bu mücadele bir şekilde sürecektir. Ama ben her zaman söylüyorum, siz de konuyu aslında güzel bir şekilde açtınız. Beden eğitimi öğretmenleri bu işin mutfağındadır. Beden eğitimi öğretmenlerin teşvik etmediği hiçbir branş hiçbir okulda yaşayamaz. Okullarda spor yoksa da Türkiye genelinde spor, o branş diyelim daha doğrusu, olmamaya mahkum olacaktır. Beden eğitimi öğretmenleri gerçekten aynen sınıf öğretmenleri gibi. Sınıf öğretmenleri nasıl eğitimin temelini oluşturursa, bir öğrenci sınıf öğretmeninden aldığı eğitimle nasıl bundan sonraki kariyerini planlarsa eğitimini, beden eğitimi öğretmenleri de ilkokul ve ortaokullarda çok çok önemli bir kılavuz rolü oynamakta. O yüzden katılıyorum. Beden eğitimi öğretmenleri ve okullar handbol kalelerine tekrar kavuşurlarsa ve handbol branşına kavuşurlarsa bir kıpırdanma olur diye düşünüyorum. Çünkü Türk insanına, milletimize en uygun branşlardan bir tanesi handbol olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yani futbolu seviyor Türk halkı. Bir kaleyle bir topla oyuncularla oynanıyorsa handbol de aynı şekilde oynanıyor. Birisi elle, biri ayakta sonuçta, ama bence çok cazip bir spor gerçekten. Yani insanları bu spora biz yönlendirebilsek daha fazla ilgi çeker diye düşünüyorum hocam. Biraz da yönlendirme konusunda da sıkıntı var gibi geliyor bana, ama inşallah bu da zamanla çözülür. Yani şöyle sevgili olan, handbolün kendi içinde bazı pozisyonlara var. Sen de çok iyi bilen basın mensuplarından bir tanesin. Kaleci de pozisyondan başlayıp 5 ayrı pozisyonda, yani piyot ve oyun kurucuları da bir olarak düşündüğümüzde, her türlü fizikteki oyuncuların kendini yer bulabileceği. Mesela basketbolda belki uzun boyların arasında yer bulmak çok çok özel yetenekler istiyordur. Veya voleybol için aynı şey geçerli, ama handbolde çeşitli fiziksel özelliklere sahip olan oyuncular bütün pozisyonlarda, yani kanatlarda, piyot, oyun kurucular ve kaleci olmak üzere birçok pozisyonda ne yapabilir? Kendine yer bulabilir. Artı golün olduğu, biraz önce sen söylediğin bir kalenin olduğu, golün atıldığı, biraz da sert, kontak bir spor olan handbol aslında ülkemizde tutabilecek branşlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam okuldan bahsettik. Sonra kulüp takımlarıyla tanışmanız nasıl oldu? Oradan bir devam edelim. Yani aslında kulüp takımları tanışmamız da tamamen beden eğitimi öğretmenimizi kaynaklı. Sevgili Rüştü Şahin aracılığıyla. Onlar biz handbola başladığımızda İstanbul Bankası Yenişehir vardı. Sen de hatırlarsın, Ankara'nın önemli kulüplerinden birisi olmuştu. Daha sonra Hortaş Yenişehir oldu. Aynen, Hortaş Yenişehir olduğunun senesinde bizim demek ki artık lisans çıkacak yaşımız geldi. İlkokul ve ortaokulda okullarda oynadık. Ankara karmalarında mücadele ettik. Daha sonra zamanı geldi. Hortaş Yenişehir'de ilk defa lisansım çıktı. Ankara'daki lisanslı olarak handbole devam etmemiz ve zaten lisans çıktıktan sonra bunun böyle gideceği belli oldu. Hortaş Yenişehir'de ilk defa lisansım çıktı. Orada başladık yani. Daha sonra nerelerde devam ettiniz hocam? Daha sonrasında 1986'da Hortaş Yenişehir'in genç takımını oluştururken federasyonun aldığı bir kararla birinci lige yükselme maçlarına katılan 6 takımın tamamında federasyon bir kararla aldı. Ve orada lige çıkan Konya YS takımı bizim Hortaş Yenişehir'in kapandığı senedir o. Hortaş Yenişehir kapandığında A takımdaki bütün abilerimiz Halk Bankası'na geçti. Biz de genç takımın tamamına yakını da bir iki tane destekle birlikte de Konya Yolsu Elektrik dediğimiz Konya YS'ye transfer olduk. Benim birincilikte ilk oynadığım sene 86-87 senesidir. Yaş ortalamasının 17 olduğu, 18 olduğu bir takım. Acaba kümede kalır mıyız dedik. Handbolün aslında efsane senelerinden bir tanesidir. O takım en sonunda kümede kalmayı bırakın Halk Bankası ile final yaptı. Türkiye finalini Halk Bankası kazandı ligde, ama Genç Spor Genel Müdürlüğü kupasında biz kazandık ve 5000 kişinin önünde Atatürk Spor Salonu'nda oynadığımız maç bizim handbolcu olmamızı sağlayan maç oldu. Çok tarihi ve efsanevi bir sezondu bizim için. O gün bizim o sezon bizim handbolcu olduğumuzun tescillendiği bir sezondu ve hepimiz transfer olduk. O sene Konya YS'den ben Eskişehir Eti'ye transfer oldum ve 7 sene boyunca Avrupa üçüncülüğünü de kazanmış olan Eskişehir Eti takımında kapandığı güne kadar Eti'de oynadım. Çankaya Belediyesi'ne transfer olduk tekrardan. Rahmetli Yaşar Hoca'dan ben hiç ayrılmadım o süreç içerisinde. Çankaya Belediyesi'nde uzun yıllar oynadık. Sonra Ankara takımlarından ASKİ. O da çok önemli bir
takım ve olgunluk sürecimizde en iyi olduğumuz dönemleri Aski'de geçirdiğimizi söyleyebilirim. İki kere çeyrek, bir kere de yarı final yaptık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu handbol için çok erkeklerde yakalanması biraz zor süreçlerden ve hiç yabancımız olmadan bu başarıyı yaptık. Bir seferinde de Valeri ile Sergey de vardı zaten. Önemli başarılardan bir tanesidir. Aski kapandı maalesef. Aski kapandıktan sonra ben bir sezon Polis Akademisi'nde oynadım. Bir sezon Beşiktaş'a gittim. Döndükten sonra İl Özel İdaresi'nde antrenör oyuncu olarak, artık yaşım dolmaya başlamıştı. İl Özel İdare takımında, şimdiki MYK'yı oluşturan takım, Mesleki Yeterli Kurumu'nu oluşturan takımda da antrenör oyuncu olarak devam ettim. Sonra baktım birazcık antrenörlük yapmakta fayda var. Böyle biraz antrenörlük yaparken bir deneme daha yaptık son yıllarda. 39-40 yaşındayken de Çaykur Rize'de oynadım Süper Lig'de. Ondan sonra da artık tamamen aktif oyunculuk kariyerini bıraktım. Ve 40 yaşından itibaren de profesyonel olarak, ki çok eskiden beri antrenörlük yapmama rağmen 40 yaşından beri de bir daha handbol oyunculuğu olmadı ve antrenörlüğe devam ettim. Evet hocam, ben sizi çok Konya YS'den hatırlamıyorum ama Halk Bankası ile Eti'den çok özel maçlarınızı hatırlıyorum. Yani sahada çok izlediğim. Aynen. Halk Bankası aynen. Sürekli biz tribünde gider Ankara takımı diye desteklerdik. Artı Eti'de de sizin Avrupa'da özellikle çok güzel günleriniz oldu. Hatta geçen TRT'de evet. De bir nostalji maçınızı izledim hocam. Evet. Gayet güzel bir maçtı. En unutulmaz yıllar o zamanlar mıydı? Hangi takımda unutulmaz anılarınız daha çok hocam? Yani unutulmadığımız takımlar diye sordun değil mi Orancığım, yani? Takımlar mı? Yani şeyler, evet, maçlar evet. Mı? Yani burada, en unutulmaz saydığımız, unutulmaz takımlar. Yani unutulmaz takımların başında bu tartışmasız bence Eti gelir. Sonra Halk Bankası, evet. Arçelik, Simtel, Kılıçoğlu Toprakspor, Bursa Sönmez Filamentler vardı. Ama bunların arasında yani. Simtel, İstanbul Teknik Üniversitesi, tabii ki Beşiktaş devam ediyor. O zamanki süreç içerisinde Alarko, Profilo, bunlar çok değerli handbol takımlar oldular. Trabzon'un kendine ait Yalıspor ve 24 Şubat ekolleri vardı. Bunlar da Karadeniz'i force ettiler. İzmir'de Karşıyaka, İzmirspor, Altay, Adana'da Güney Sanayi, Çikobirlik, yani inşallah unutmadığım takımlar vardır ama işte böyle çok çok değerli efsane takımlar oldu. Ama bunların içinde unutulmayacak takımlar tabii ki şampiyon olmaları sebebiyle, hasebiyle de Arçelik'in, Eti'nin, Halk Bankası'nın şampiyon olarak da bu ülkeye çok büyük hizmetleri olmuştur. Hem Avrupa Kupalarında hem de bizim oynadığımız dönemde birbirlerine rakip olma açısından çok önemli isimlerdi bunlar. Eskişehir Eti ile Avrupa'da çok güzel maceralarınız vardı hocam. O arada son maçları falan bir anlatabilir misiniz? Çok özel maçlarınız oldu sizin Eskişehir Eti'de. Evet, yani özellikle tabii ki bu TRT Spor 2'nin yayınladığı bir süreç oldu. Bu korona sürecinde de bu eskilere döndük. Hatta şimdi ben ekranda Ceren'i de görüyorum. Geçenlerde benzer şeyler söyledim. Yani genç arkadaşlarımız yavaş yavaş bizden bıkmış olabilirler bu süreçte. Sürekli bir nostalji, eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı derler ama işte gençlerle de bunları bir şekilde anlatmamız gerektiğini düşündüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Onlar da seyrediyorlar. Belki biz anlatıyoruz. Hayal etmeleri zordu o seyirciyi, o başarıları. Tabii ki Eskişehir Eti'nin 90-91 sezonundaki bir çıkışı söz konusu. İsrail, İzlanda, Almanya ve en sonunda da yarı finalde Barcelona maçları sezonu, hem oyunculuk kariyeri açısından hem seyircilerin nasıl olduğunu şu anki gençlere göstermek, handball kamuoyuna göstermek açısından çok unutulmaz sezonlardı. Ama bahsettiğim gibi bizim olgunluk dönemlerimizde Aski'de yaşadık biz bunu. Aski'de de iki defa oynadığımız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi oynadık açıkçası. İki kere, evet. Bahsettiğim gibi çeyrek final, bir kere de yarı final yaptık. O dönemler unutulmazdı gerçekten. Ümit ediyorum şimdiki genç arkadaşlarımız kulüplerin, federasyonun silkinmesiyle inşallah bugünlere tekrar ulaşırlar diye düşünüyorum. Ama unutulmaz sezonlar arasında özellikle Eti ile ve Aski ile geçirdiğimiz sezonlar çok önemli. Çankaya Belediyesi ile de çok güzel maçlar oynadık ama hani Avrupa Kupaları açısından baktığınızda Eti'nin başlangıcı ve Aski'nin de tamamladığı bir dönem var diye söyleyebilirim. Evet, burada Ceren'e dönmek istiyorum ben hocam.
Şimdi handbolde çok yoğun transfer sirkülasyonu olan bir branş diyelim, spor branşı. Ceren Yenimahalle'de 5 yılını geçirmiş. Yenimahalle transferini bir anlatabilir mi? Nasıl gerçekleşti Ceren'in? Evet, Ceren soruyu alabildin mi? Evet, dinledim ben sizi. Evet, dinliyorum, Az evet. önce Serdar Hoca anlattı. O kadar çok takımda oynamış ki. Evet. Evet, ben sadece iki takımda oynadım. Hocam, o yüzden ben çok rahatım. Şimdi çok rahat bir Evet. şekilde anlatacağım. Muratpaşa'nın altyapısından yetiştiğimi söylemiştim. Altyapıdan yetiştiğim için de Yıldız ve genç takımlarını oynadım. Sonra A takıma çıktım. A takımda birkaç yıl oynadıktan sonra ben aynı zamanda üniversiteyi de Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünde. Okulun bittiği senede artık Antalya'dan ayrılmam gerektiğini düşündüm. Ondan sonra Yeni Mahalle Kulüp yönetimiyle görüştük. Onların isteği karşılığında. Sonra Serdar Hocam'la görüştüm. Ondan sonra buraya transferim gerçekleşti. Buraya geldiğim zaman da burada da çok mutlu olduğumu anladım. Buradaki takımı da, belediyeyi de, yönetimi de, hocalarımı da, bütün teknik ekibi de çok sevdim. O yüzden 5 yıldır buradayım. Evet, 5 yıl gerçekten önemli bir süre handbolda. Çünkü Evet. dediğim gibi çok sirkülasyon oluyor. Bu 5 yıl içinde milli takıma gittin mi Ceren hiç? Milli takıma gittim, evet. Ben 16-17 yaşından beri, çok şükür Allah sakatlık bela vermedi çok ciddi bir şekilde, 16 yaşından beri milli takıma gidiyorum. Kaç kez formayı giydin? Kaç kez? Tahriben. Yani 100-150 civarı olabilir. Yani inanılmaz bir rakam. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Gerçekten Teşekkür ederim. çok önemli bir rakam yani milli forma için. Yani o formayı gururla terlettiğin için sen de herhalde çok mutlusundur. Çok çok gerçekten handbol oynamak başka, milli takımda oynamak başka bir duygu. O an o sahaya çıktığınız zaman, o maçta İstiklal Marşı okunduğu zaman tüylerim hala diken diken oluyor. Gerçekten milli takımda oynamak, o bayrağı taşımak, ülkeyi temsil etmek apayrı bir duygu. O yüzden inşallah bütün sporcu kardeşlerim bu duyguyu yaşamalarını dilerim. Evet. Ceren, takımda sen kaptanlardan birisin. Peki kaptanlık nasıl bir duygu? Ben Yeni Mahalle'ye ilk geldiğim sene en küçüklerden biriydim. Herhalde 5 yıl içinde o kadar büyüdüm ki şu an takımda herhalde ikinci büyüktüm. Kaptanlık da yani rol model olmak gibi bir şey bence. Çünkü ben ablalarımdan öyle gördüm Evet. şimdiye kadar. Ben de küçüklerime onların bana davrandığı gibi, hem maçta hem dışarıda hem sosyal hayatta, eğitim hayatında bir şekilde onlara örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah yapabiliyorumdur. Yani yapmasan Serdar Hocam hiçbir zaman sizi oraya getirmez diye düşünüyorum ben de. Evet, öyledir ya. Başarıların Sağ olsun. devamını dileyelim kaptan olarak. Teşekkür Evet. ederiz. Evet, Ceren, senin takımda en iyi anlaştığın arkadaşın kim? Kamplarda falan nasıl geçiyor? O süreci bize anlatır mısınız? Çünkü siz de sürekli seyahat halindesiniz. Yani bunu biliyoruz. Mesela en iyi arkadaşın kim? Kamplarda nasıl geçiyor? Onlardan bir anlatır mısınız? Yani bilmeyen arkadaşlarımız var, merak eden arkadaşlarımız var, genç kardeşlerimiz var. Tabii. Şöyle, bizim sezon öncesi çok uzun süre bir hazırlık sürecimiz oluyor. Evet. Evet, hazırlık kampı sürecimiz oluyor daha doğrusu. Kampa başka bir şehire, başka bir merkezde çalışmaya gidiyoruz. Ondan sonra zaten çok sıkı bir maç programımız var. Sürekli deplasmandayız, evdeyiz. İşte Avrupa maçları için yurt dışına çıkıyoruz. Sürekli bir seyahatimiz var, yolculuğumuz var. Kamplarda da en iyi arkadaş şöyle, bütün takım olarak yaşlarımız birbirine çok yakın. O yüzden hiç anlaşamadığımız insan yok. Herkes birbiriyle gidip konuşabilip beraber aynı masada oturabiliyoruz.
Ama en yakın arkadaş dersek Fatma diyeceğim. Çünkü Fatma benim çocukluk arkadaşım. Antalya'dan da altyapıda beraber handbola başladığım arkadaşım. Hatta ilkokuldan. O yüzden çok çok uzun seneler önce, 20 senelik neredeyse arkadaşlığımız var. En yakın arkadaş dersek Fatma diyebilirim. Fatma Atalar sanırım değil mi? Takım kaptanı Fatma. Yok, Fatma Ay Babur. Kaleci. Ha, kalecimiz. Kaleci Fatma. Evet. Evet. Hemşericilik orada var yani. Evet, aynen. Peki Ceren, bir kadın olarak çok sert ve temaslı bir spor yapıyorsun. Bu spor hakkında bir düşüncelerini söyler misin bana? Yani bu sporun zorlukları, yani bize tabii ki uzaktan davulun sesi hoş geliyor ama sahada çok farklı. Ben çok dikkat ediyorum, böyle erkekler de bayanlar da. Hakikaten bayağı sert bir spor. Evet, çok sert bir spor. Yani gerçekten bence Türk halkına çok hitap eden, mücadele üst düzeyde, birebir temas çok fazla. Yani aslında tanıtım ve reklam yeterli bir şekilde yapılsa bence çok tercih edilebilecek bir spor. Çok temas var, evet. Bir de ben yani pivot oyuncusu olduğum için karşı rakip takımın savunmasının içinde yer alıyorum. Benim Evet. açımdan daha da yani 2-3 katı sert geçiyor maçlar. Bayağı zorlu. Yani maç sonrasında artık gerçekten böyle yürüyecek, eve gidecek halim kalmıyor bazen. Tabii ki vücuttaki morluklar, darbeler, düşmenin verdiği darbeler, işte kollarımdaki çizikler ve morluklardan bahsetmiyorum bile. Ama eğer tabii ki o maç kazanıldıysa, galibiyetle eve dönüldüyse bunların hiçbiri insana şey koymuyor yani. Gerçekten değiyor her şey için. Evet. Serdar Hocam, tekrar sana dönmek istiyorum. Şimdi çok güzel bir oyunculuk kariyerinden sonra antrenörlük kariyeri başlıyor. Antrenörlük kariyerinizle ilgili de bize bir anlatır mısınız? Nasıl başladı? Hangi takımlarda görev aldınız? Yani önce şöyle şeyi bir hatırlatayım. Ceren inşallah güzel şeyler söylemiştir. Ben Ceren'i dinleyemedim. Yani bu seste herhalde bir problem yaşıyoruz. Belki de avantajı oldu. Benim duymadığım şeyler de söylemiş olabilir. Bir avantaj haline getirmiş olabilir bu konuyu. Ben aslında sevgili Orhan, yani oyunculuk sırasında da antrenörlüğe çok erken başladım. Ben Gazi Üniversitesi, o zamanki adıyla beden eğitimi ve spor bölümünü bitirdim. Bitirdiğimizde antrenörlük belgesine sahiptik. İhtisasım da handboldu zaten otomatik olarak. Çankaya Belediyesi'ne geldiğimiz sene ben hemen genç ve yıldız takımları çalıştırmaya başladım. O takımların başına getirildim. Ben oynadığım süre zarfında profesyonel liglerde oynarken bile her oynadığım takımın altyapısında antrenörlük yaptım. Dolayısıyla hani bazı sıkıntıları zamanında geçirdiğimi düşünüyorum. Altyapılardan başlayarak antrenörlük tecrübesiyle. Yani handbol profesyonel oyunculuk yaşantım bittiği anda ben aşağı yukarı 17-18 senedir antrenörlük yapan bir antrenör olarak göreve başladım. Ama dediğim gibi oynadığım dönemlerde de sonlarda, yani yaşımın ilerlediği dönemlerde takımlarda artık antrenör oyuncu olarak da başlamıştım. Tabii dediğim gibi ilk defa yani üniversite çağlarında yaptığımız antrenörlük çalışmalarını saymazsak ilk defa Çankaya Belediyesi'nin genç takım ve yıldız takımında antrenörlük yaptım ve 4 sene üst üste şampiyon olduk Gençler Ligi'nde. Ben antrenörlük yaptığım süre içerisinde. Daha sonra Askin'de de altyapılarda ilgilendim. Daha sonra üniversite takımları ve üniversite milli takımlarını çalıştırdım. Dönem içerisinde kadın takımları ve erkek takımlarında gidiş gelişler oldu. Benim öyle bir avantajım, evet, olduğunu düşünüyorum. Çok kategorize etmedim bu işi hiçbir zaman. Bir de tabii ki otomatik olarak mesleğim de buna imkan tanıyor. Yani üniversitede öğretim elemanı olmak, öğretim üyesi olmak noktasında da çok yadırgamadığım süreçler yaşadım. Hem erkek takımları çalıştırdım Süper Lig'de, hem de kadın takımları. Sonrasında da 2012'den beri de Türkiye standartları açısından bence önemli bir süreç. 8 sezonu kazasız belasız Yenimahalle'de ve birçok başarılarla bitirdik. Bir aksilik olmazsa 9. sezonda da inşallah bu şekilde gidecek gibi gözüküyor.
Hocam Yeni Mahalle Belediyespor'la adeta siz özdeşleştiniz. Yani dediğiniz gibi çok uzun yıllar buradasınız. Buraya sizi bağlayan ne? Yani onu merak ediyorum ben. Yani şimdi her şeyden önce bir cümle sarf etmiştim konunun başında. Amatör ruhla profesyonel işler yaptığımız bir branştayız. Yani amatör işler yapıyoruz. Ekonomik açıdan da bazı şeyler amatör. Ama profesyonel bir çalışma, profesyonel bir ekip kurmaya çalışıyoruz ve yaptığımız işi profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübü ile belki çok amiyane bir tabir olacak belki ama bir akrabalık ya işte artık benim açımdan. Yani 8 Evet. sezon içerisinde gerçekten bir akrabalık gelişti. Artık antrenör, idareci, antrenör, sporcu ilişkisinin dışında bir akrabalık ilişkisi geliştirdik. Bir ahbaplığın ötesine geçti iş. Tabii burada önemli olan üst idarecilerin bakış açısı. Handbolu çok sevdiler. Çok sevgili başkanımız Fethi Başkan biliyorsunuz. Ankara'da çok sevilen birisi. Handbol salonu Tabii. yaptırdı. Çankaya'da TAFF'de 2 kere Avrupa Kupası maçı seyrettik. Ya dedi ki bu bizim çocuklar niye kendi ilçemizde oynamıyor dedi. Handbolu sevdi her şeyden önce. Profesyonel takım olarak gördü. Tabii ki çok önemli unsurlardan bir tanesi Erhan Aras Başkan çok önemli. Bu işe Evet, amirlik evet. yapıyor, seviyor. Sevmenin ötesinde şu anda Handbol Federasyonu da yönetiminde as başkan olarak görev yapıyor. Demek ki bu işe biraz gönül koydu. Biz de buna baktığımız zaman kulüp başkanımız Mustafa Bey 8 senedir bu kulübün içinde. Çeşitli kademelerinde birlikteyken de birlikte olduk. Şu anda da kulüp başkanı. Dediğimiz gibi yani öyle bir nokta oldu ki beni atsanız da atılacak durumun ötesine geçti iş artık. Yani ne ben vazgeçebiliyorum ne onlar vazgeçebiliyor noktasına geldik. Çok şükür sporcu kardeşlerimiz her zaman uyum sağladı. Zaman zaman benim sert olduğum düşünülebilir. Zaman zaman çok demokratik olduğum düşünülebilir ama bu yeni mahallede dediğim gibi bir akrabalık gelişti. Sporcular da bu sistemin içine dahil oldular. Çok sayıda oyuncu geldi, çok sayıda oyuncu gitti. Ama her oyuncu bize verilen imkanlar doğrultusunda elimizdeki oyuncu kapasitesi olması gerektiği noktada bitirme başarısını sağladı. Bu da benim adıma antrenörlük kariyerim açısından övünebileceğim, hiç mütevazi olamayacağım konulardan bir tanesi. Yani bu takım şampiyon olması gerektiği sene şampiyon oldu. Dördüncü olması gerektiği sene dördüncü oldu. Ama burada bir parantez açmak lazım. Bu sene ilk dördü hedeflerken kızlar gerçekten inanılmaz bir performans sergilediler. Birçok maçı sen takip ettin ben biliyorum. Birlikte sohbet de ettik. Çok açık ve net bir şekilde bu sene Kastamonu maçını bir kere ki bizden biraz daha üstün bir kadroya sahipler. Ama Ankara'da Avrupa Kupası'na dahil olmak üzere iyi bir rekora imza attık. Ankara'da hiçbir maç kaybetmeden ligi ikinci bitirdik. Hedefimiz ilk dörttü ama bu kızlar çok büyük bir performans sergilediler. Bu konuda mesela birçok şampiyonluktan daha değerli bir ikincilik aldığımızı da söylemek isterim. Yeni mahalle ile ilgili söyleyeceğim işlerden bir tanesi de tekrardan hakkını vermek lazım. Gerçekten iyi yönetilen bir kulüp, kendine ait bir spor salonu, kendine ait tesisleri olan çok başarılı bir spor kulübü haline geldi. İnşallah da bu şekilde devam eder. Türk sporuna, özellikle Türk handboluna önemli hizmetler sunan lokomotif bir kulüptür. Serdar Hocam, şöyle bir soru geldi. Salon yapıldıktan sonra nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz diye Yeni Mahalle'de. Yani salonun açıldığı haftayla itibaren birçok şey değişti Ankara Handbolu'nda. Evet, Yani şu anda kesinlikle doğru. Türkiye'de rekor sayıda altyapıda sporcuya sahibiz. Altyapı demek bile biraz erken aslında biliyor musunuz? Çocuklara sahibiz. Minicik çocuklarımız var. 80'e yakın, 90'a yakın minicik handbolcularımız var. Biz handbol bu salonun açıldığı birinci haftası, inanın birinci haftasına itibaren adını spor akademisi kurduğumuz çeşitli branşlarında yeni mahallede başladık ama sonra Ankara geneline yayıldı. Ama özellikle handbol genelinde baktığımız zaman altyapılarımız zaten var. Genç takımımız, yıldız takımımız, küçük takımımız, minik takımımız bunlar olması gerektiği için zaten varlar. Ama akademi altında minicik çocuklar 7 yaşından 12 yaşına kadar yaklaşık 90'dan biraz daha fazla sayıda bir anda ilk hafta itibariyle çok ciddi olarak haftada 2 gün çalışan ve tatillerde daha fazla çalışan Handball Akademisi'ni kurduk ve salon çok önemli bir şekilde altyapılara hizmet edecek hale geldi. Zaten spor kulübünün 22'ye yakın branşı var.
hem vatandaşlara hem de sporculara hizmet eden bir spor kulübüyüz biz. Sadece aktif lisanslı sporcular değil, vatandaşların, kadınlarımızın, gençlerimizin, genç kızlarımızın, genç erkeklerin de lisans çıkarmadan da spor yapabileceği, ama lisans çıkartarak da spor yapabileceği 22 branşa ev sahipliği yapıyoruz. Ama handbol paydasına baktığımız zaman önümüzdeki süreç içerisinde, 3-4 sene içerisinde Ankara tekrardan handbol fabrikası şekline gelecektir. Bu da yeni mahalle ve özellikle de yeni açılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksimizle önce olacağımızı söyleyebilirim. Bu sorunun cevabı budur yani. Biz de Orhan abiyle beraber maçlara geliyoruz. Benim gördüğüm tribünler doluyor hocam. Yani her maçta hemen hemen %60, %70'ine yakını doluyor. Siz bu ilgiden memnun musunuz? Yoksa söyleyeceğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yani bu bir süreçti zaten. Bir iddiaydı aslında bizim açımızdan. Çok sevgili Fethi Bey'in de söylediği gibi, ya biz böyle iyi bir takımız. Avrupa kupaları oynuyoruz. Ligde şampiyonluğu oynuyoruz. Ama başka bir ilçede maç yapıyoruz. Seyircimizi buraya getirmek çok zor derken, bu salonla birlikte işte siz de bahsettiniz. Özellikle Avrupa Kupası maçında çaka çak doldurduk Çek maçında. Ve çok da güzel bir galibiyet aldık. Bununla birlikte belli bir seyirci kitlesine sahip olduğumuzu düşünüyorum Ankara'da. Ve gerçekten özellikle TRT Spor'un yayınları açısından da belki de Türkiye'deki yayına en uygun salonlardan bir tanesi oldu. Dört tribün itibariyle. Uluslararası Federasyon'un istediği standartlarda bir zemine ve tribüne sahibiz. Yani benim düşüncem, önümüzdeki sezon itibariyle eğer Handbol Federasyonu aldığı bu tescil kararını devam ettirir, düzeltiyorum, tescil kararının içinde aldığı bazı kararlar var. Ligin tekrardan 12 takıma çıkartılması noktasında. Bu da şu anlama geliyor, 11 kere içeride maç yapacağız demektir. Özellikle playoff maçları hariç. Normal ligde 11 kere iç saha maçı yapacağız demektir. O zaman çok daha fazla seyirciye ve daha sıklıkta aynı seyirciye sahip olacağımızı biliyorum ve artık taşıma seyirci değil, kendinden gelen, yeni mahallenin kendinden gelen handbol seyircisi var. Orhan abi, aynı soruyu ben Ceren Hanım'a sorup sen devam edersin ondan sonra. Ceren Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani taraftarla alakalı olarak. Evet, ben de Serdar Hoca'ya katılıyorum. Başkanımızın dediği şey doğruydu. Çünkü Türkiye Handbol Federasyonu spor salonunda maç yaptığımız zaman gerçekten ulaşım sıkıntısı çok fazla oluyordu kendi ilçemize spor yapmadığımız, maç yapmadığımız için. Ama şimdi yeni salonumuz var. Orada antrenman yapıyoruz, orada maç yapıyoruz. İlgi gerçekten inanılmaz fazla bizim için. En son oynadığımız Avrupa maçlarında da hocam söyledi, inanılmaz bir taraftar vardı. Bu gerçekten tribünlerin dolu olması, taraftarın bize ilgi göstermesi sporcuyu sahada ayrıca motive eden bir şey. O yüzden inşallah bu ilgi her zaman devam eder. Yani benim gördüğüm kadarıyla mesela Yıldız'da bir tane salon var. Bir de şeyde var, Cebeci'de var. Üçüne de gidiyoruz. Yani bunlar yoğun maçların oynandığı salonlar. Ama benim gördüğüm en güzel salon Yeni Mahalle Belediyesi'nin salonu. Yoğunluk olarak da en yoğun Yeni Mahalle Belediyespor'un salonu oluyor. O yüzden ben bu soruyu sormak istedim. Evet evet, aynen öyle. Orhan abi. Evet, ben de bu elendiğimiz Avrupa Kupası maçını da bizzat izledim o salonda. Hakikaten çok güzel bir atmosfer vardı ama yazık oldu yani o maça. Neredeyse salonda doluydu, o kadar seyirci önünde. Gerçekten elenilen bir maç oldu, elendiğimiz bir maç oldu. Yazık oldu hakikaten de hocam o maça. Salon çok önemli hocam. Yani spor salonu veya stadyum çok önemli bunlar. Gerçekten spor açısından. Ankara'da geçen sene 19 Mayıs stadyumunu yıktılar. Koskoca Süper Lig'de iki takımı olan Ankara Gücü ve Gençler Birliği saha bulamadı ve başka şehirlerde maç oynadı. Yani tesis çok önemli. Bu yönden de Fethi Yaşar Başkanımıza buradan gerçekten teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir hizmet verdi Ankara'ya bu salon bakımından. Belediyecilik açısından da gerçekten çok güzel hizmetler veriyor. Ben de Batıkent'te oturuyorum 30 senedir. O yüzden buradan kendisine teşekkür edelim. Hocam, Yeni Mahalle Belediye Spor'un sizin döneminizdeki başarıları nelerdi? Onları bilmeyen seyircilerimize bir anlatabilir miyiz?
Yani şöyle 8 sezon içerisinde yani ilk hamlede evet. aklımıza gelen 7-8 tane kupamız var. Bunların içinde Türkiye şampiyonluğu, aynı sene içerisinde 3 kupalı bir sezonumuz var. Süper Kupa, Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası. Daha sonraki sezonlar içinde şampiyonluk ve Türkiye Kupaları oldu. Sonrasında Süper Kupa oldu. Biz her zaman Yeni Mahalle Belediyesi kadın handbol takımı olarak ligi force ettik. Daha önceki yıllarda Üsküdar ve Murat Paşa'nın, daha öncesinde de Milli Piyango ve Teomo'nun bulunduğu konumları Yeni Mahalle olarak biz o zirveyi ele geçirdiğimiz dönemlerde oldu. Süre içerisinde biz hep ilk dördü hedeflemiştik. Şampiyon olacağımız seneler içe, özellikle üst üste 3 sene şampiyon olduk. O sene takımdaki oyuncu yaşı anlamında, sporcu yaşı olarak en kaliteli oyuncularla oynadık. Daha sonra biraz daha gençleştirmeye karar verdik. Kendi öz kaynaklarımıza dönmeye başladık. Fakat bu öz kaynaklarımıza döndüğümüzde de takımda işte şu anda birlikte programı yaptığımız Ceren, Fatma Atalar başta olmak üzere bir iki tane ablanın da olduğu, kaleci Fatma'yı da sayabiliriz bu noktada. Bir iki tane ablanın da destekleriyle, tecrübelerinden de yararlanarak son 3 sezondur hep Avrupa kupalarını hedefledik ve hedefimize ulaştık. Bence 2 senedir hesapladığımızı bu sene biraz yaklaştık. Ligi ikinci bitirerek çok büyük bir başarı imza attığımızı düşünüyorum. O yüzden çok rahatlıkla bunu ve sürekliliği olduğu için söylüyorum 8 senedir. Yeni Mahalle Kadın Handbol Takımı Türk handbolünde, bayan handbolünde her zaman lokomotif olmuştur ve bundan sonra da olmaya da devam edecektir. Süreç içerisinde başarılarını hep birlikte takip edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam ama o ilk 8 sene önceki dönemden daha düşük bütçelerle herhalde çalışıyorsunuz değil mi şu anda gördüğüm kadarıyla? Tabii ki yani bu Türkiye'nin artı Türk handbolünün içinde bulunduğu gelir sıkıntısıyla direkt ilgili. Şöyle genel olarak baktığınız zaman çok cüzi miktarda iddia gelirlerinin dışında kulüplerin handbolden gelirleri olmuyor. Büyük riskler alma noktasında sıkıntılar olduğunu biliyorum. Ben de idareyi yakından takip ediyorum. Özverili olarak ellerinden geldiği kadar çaba sarf ettiklerinin farkındayım. İşte burada birazcık Handball Federasyonu'nun devreye girmesi, iddia gelirlerini arttırması, sponsorluk noktasında tabii ki federasyon kulüplere sponsor bulmakta yükümlü değil ama en azından bunun yolunu açabilecek rahatlamaları, idari ve yönetsel kolaylıkları sağlatmak zorunda. Aynen söylediğiniz gibi yani bundan 4-5 sene önceki bütçelerin biraz daha altındayız. Ama bu Türkiye'deki genel ekonomi ve handbol ekonomisiyle direkt ilgili bir şey. Bu ekonomik olarak desteğin, maddi açıdan desteğin biraz çapının düşmesi, ilginin düşmesi anlamına bizde gelmedi. Çok şükür en azından handbol takımımız aynı ilgide, idarecilerimiz aynı alakasıyla devam ediyor. Ama bahsettiğiniz gibi eski ekonomik gücünde değil bazı şeyler. Evet, evet. Hocam ekonomi dediniz. CRN'e dönmek istiyorum şimdi. Türkiye'de futbolun zaten popülaritesi malum. Voleybol ve basketbolda bayanlarda daha cazip ve daha büyük paralar dönüyor. Ama handbolda o paralar dönmüyor gördüğüm kadarıyla. Oyuncuların aldığı paralar. Bu psikolojik olarak sizi etkiliyor mu? Yani bundan bir rahatsızlık duyuyor musunuz? Yani tabii ki handbola olan ilginin az olması hepimizi çok rahatsız ediyor. Çünkü az önce söylediğim gibi yani aslında handbol Türk halkına çok hitap eden bir spor. Ama dediğim gibi yeter. İlgi olmuyor. Voleybol ve basketbolla dediğiniz gibi futbol, kadın futbol bile belki daha çok tercih ediliyor olabilir şu an. Tabii ki bu dönem paralar da tamamen sporun popüler olup olmamasıyla ilgili, izlenmesiyle alakalı evet. olan bir şey. O yüzden aldığımız paralar hiçbir zaman bizi rahatsız etmiyor. İnadına daha çok çalışıyoruz. Daha çok tanıtmaya çalışıyoruz. Başarı gelsin ki yeter ki daha çok reklam yapalım. Bizden haberleri olsun insanların. Daha çok ilgi olsun çocuklar bu spora yönlendirilsin diye uğraşıyoruz. O yüzden biz yani ben oynadığım sürece kendi adıma konuşayım ki arkadaşlarım da bana katılacaklardır. Ben oynadığım sürece yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Gerek kulüp takımıyla gerek milli takımla
daha çok maç kazanıp, daha çok sesimizi duyurup, işte Avrupa'da daha çok maç kazanıp ve o kürsüde yer buldukça daha çok insana duyuracağımızı düşünüyorum kendimizi. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Evet, yani tamamen bilmediğim için soruyorum. Arada gerçekten bayan sporcular arasında uçurum fark var mı böyle, yoksa çok cüzi rakamlar mı var? Diğer branşlarla mı soruyorsunuz? Evet, tabii. Bayağı uçurum bir fark var diyebiliriz. Evet. Maalesef bu da handbolün Maalesef. başka bir kötü kaderi diyebiliriz yani. Evet. Evet. Ceren, senin bu sezon 49 golün var. Ben TFF sayfasından baktım. Hı. Takımın da en golcü oyuncularındansın. Evet. İşin gol atmak sanırım, değil mi? Yani takımdaki Yani gol ben yükünü sen çekiyorsun. evet ben çizgi üstünde yani rakip takımın savunması arasında yer aldığım için aslında benim oyun kurucularla olan iletişimim çok önemli. Onlarla sürekli temas halinde olmam gerekiyor top alıp atış yapabilmem için. O yüzden golüm fazlaysa eğer onlarla iletişimin iyi olduğuna işarettir bu. Özellikle oyun kurucularda. O yüzden gol yükünü ona bağlıyorum. Evet. Gol de sporun veya futbolla handbolun meyvesi. O yüzden de Evet. en tercih edilen oyuncular sizlersiniz diye düşünüyorum ben. Evet. Futboldaki santrforlar gibi. Peki Ceren, biraz özel hayatından başlayalım. Şimdi Antalya'dasın ama Ankara'da yaşıyorsun. Aradaki iki şehir arasındaki fark nedir? Yani burada yaşamaktan mutlu musun? Antalya'ya böyle bir gidiş özlemi falan var mı sende? Bir de sanırım Şöyle, evlisin herhalde, değil mi? Soyadından anladığım kadarıyla. evet. Şöyle Antalya'da Ha, oynarken Ankara'ya kamplara geliyorduk. Yıldız Milli Takım ve Genç Milli Takım kampları sürekli Ankara'da oluyordu. Cebeci'de oluyordu antrenman ve maçlarımız. Buraya geldiğim zaman tabii Antalya'ya göre burası çok soğuk. Ben zaten Antalyalı olduğum için hayatımda hiç kar görmemişim. Kışın geldiğim zaman tam bir zulümdü benim için. Kar, soğuk hiç sevmiyordum. Fatma'yla özellikle ikimiz buraya gelirken bu Ankara'da yaşanmaz. Ankara nasıl bir yer gibi çok büyük konuşmalarımız oldu. Demek ki hem ben Ankara'ya transfer oldum hem burada evlendim. Burada öğretmen oldum. Bayağı büyük konuşmuşum galiba. Ama artık Ankara ile ilgili bir problemim evet. yok. Gayet seviyorum. Antalya tabii ki özlüyorum. Oranın kokusu, ortamı, denizi tabii ki çok apayrı. Ama Ankara'da benim artık evim. O yüzden iki evim var artık. Bence şu anda Ankara'da olmanın size avantaj olmuştur. Çünkü bugün haberlerde gördük, 40 dereceymiş Antalya. Nemle Evet. beraber herhalde 45-50'yi bulmuştur bugün. Evet. Annemlerden haberleri aldım zaten. İnanılmaz bizim evimiz bile evin içi 40 dereceymiş. Çok fazla zorlanıyorlar o yüzden. Evet. Ege ve Akdeniz'den Ankara'ya gelenler deniz olmadığı için, yeşilliği az olduğu için hemen bir böyle bir sıkıntı yaşarlar ama neyse ki sende durum daha farklı. Yok artık 5 yıl Evet olduğu için hocam, ben alıştım. tekrar sana alıştın. Alıştın Ceren. Evet, salonla ilgili soruyu zaten ben de soracaktım ama soruyu soran da Zinnur Pehlivan hocamız. Ben de onu çok yakından takip ediyorum. Handball'e çok gönül veren birisi. Salonla ilgili soruyu da o sordu. Hocam senin bir de akademik kariyerin var. Oradan bahsedebilir misin biraz? Tabii yalnız aklıma gelmişken sevgili Ertan nezaket göstermiş. Hemen arka fonunda böyle handball kalesi var. Bu da sizin ne kadar profesyonel ve konuklarınızı ne kadar ciddiye aldığınızı gösteriyor. Özellikle teşekkür ediyorum handball camiası adına. Bir arkada güzel bir görsel oluşmuş. Bu güzel bir nezaketti. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Eksik olma. Yani akademik sesim geliyor evet, değil mi? Dinliyorum. Ha, Geliyor geliyor. geliyor hocam. Yani Geliyor. Akademik kariyer noktasına gelince ben tabii şanslı sporculardan bir tanesiydim. Okulu bitirir bitirmez okuldaki
derslerimde iyi olduğunu düşünen değerli hocalarımız, tabii ki bunun içinde Yaşar Sevim hocamız başta, ama çok sevdiğim iki tane de değerli hocamız, beni önerdiler okula asistan almak üzere ve ben 93 yılından itibaren mezun olduğum okulda asistan olarak kaldım. Şu anda da doçent kadrosunda görev yapıyorum. Yani çok da keyif aldığım ve olması gerektiğini düşündüğüm, kendimle özdeşleştirdiğim işlerden bir tanesi. Hem handbolun içinde olup hem de bu sayede akademik bir kariyer yapıyor olabilmek benim için önemli gördüğüm, hayatın verdiği avantajlar olarak, şans olarak düşünüyorum. O konuda da çok mutluyum. Çok da popüler ve çok iyi spor bilimlerinin temelini oluşturan Anadolu'daki 120 küsürden fazla beden eğitim spor yüksekokulu ve fakültesine eleman kazandırabilen, doktora ve yüksek lisans programlarına sahip çok değerli, çok köklü bir spor okulu olan 1926'da kurulmuş Gazi Üniversitesi'nin bir mensup olmaktan da çok memnunum ve çok huzurluyum bu konuda. Evet, hocam teknik direktörlerinde, oyuncularında örnek aldığı büyükleri vardır veya duayen isimler vardır. Sizin örnek aldığınız bir hoca var mı? Onunla örtüşen özellikleriniz var mı? Yani zaten kaçınılmaz olarak bunun cevabı rahmetli Profesör Doktor Yaşar Sevim hocadır. Ben 17 evet. yaşında Yaşar hocanın takımına geldim. Ben 34 yaşına kadar hiç ayrılmadım. Başka bir takımda, başka bir antrenörle çalışmadım. Ve 93 yılından itibaren de övünerek ve şerefle de Yaşar hocanın vefatı gününe kadar da hep yanındaydım ve asistanlığını da yaptım ayrıyeten. Yani akademik noktada da asistanıydım. Ne kadar takımda sporcusu, zaman zaman takımlarında takım kaptanlığı yapmış olsam bile akademik olarak da hiç yanından ayrılmadım. Kendisi vefat ettiği güne kadar da onun asistanı olarak antrenörlük eğitim bölümü başkanımız zaten. Ben de onun asistanı olarak görev yaptım. Ve açıkçası da öyle bir insanın asistanı olarak bu akademik kariyere başlayıp bu noktaya gelmek noktasında da çok önemli yolları açtığını düşünüyorum. Öğretileri olduğunu düşünüyorum ve kendisi örnek aldığım insan, insani olarak da örnek aldığım insanlardan bir tanesidir. Yani böyle bir cevap verilmek en doğrusu olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu soruyu ben Ceren'e de sormak istiyorum. Örnek aldığı bir sporcu var mı? Bir de kariyerine kaç yıl daha devam ettirmek istiyor acaba? Örnek aldı. Kime? Ceren'e sordunuz değil mi bunu? Evet hocam. Ha, tamam. Ya örnek aldığım çok maçlarını izlediğim bir sporcu var, yabancı. Norveçli Heidi Løke. O da pivot pozisyonda oynuyor benim gibi. Ama bizim fiziksel özelliklerimiz tamamen farklı. Ben onu çok çok beğeniyorum. Çok maçını izledim. Çok da maç izleyen bir insanım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum halen daha. Ne kadar oynarım sorusuna net bir cevap veremem, bilmiyorum. İnşallah Allah sakatlık bela vermezse oynayabildiğim kadar, performansım da iyi olduğu sürece oynayabildiğim kadar oynamak isterim. İlerideki hedefin senin de antrenörlük falan olabilir mi acaba Ceren? Antrenörlük olabilir ama ben daha çok bilmiyorum şu an için düşüncem. Belki yarın başka bir şey düşünebilirim. Çocuklarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Belki çok çok küçük yaş gruplarında altyapı çalışmaları yapabilirim diye düşünüyorum şu an için ama bilmiyorum. Şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz da birkaç sorum daha olacak. Kupada siz bu sene finale çıktınız ama maalesef lig bitince kupayı alma şansı da kayboldu. Kupadaki finalistliğinizle ilgili ne söyleyeceksin? Ceren, sana sorayım, sonra hocama döneceğim. Tabii. Bence bu seneki ligin en sürpriz takımlarından biri bizdik. Ve gerçekten takımımla çok gurur duyuyorum. Çok güzel maaşlar çıkardık. Beklenenin üstünde bir performans sergiledik. Bence kupanın favorilerinden biri de bizdik. O maçı oynamayı ve playoff'ları oynamayı gerçekten çok isterdim. Çok iyi gidiyorduk çünkü.
İnşallah önümüzdeki sezon kaldığımız yerden devam edebiliriz. İnşallah. Serdar hocam, takımı finale çıkardın. Ligde de ikinci sıraya aldın. Aslında lige kötü bir giriş yapmıştınız. Daha sonra takım birkaç transferle birlikte yükselişe geçti. Bu konuda siz ne dersiniz? Yani aynen Ceren'in dediği gibi tabii hani benim antrenörlük anlayışımda da her şeyden önce fiziksel özelliklerin üst seviyede olması, çok iyi savunma yapılması handbol açısından benim için handbol anlayışının temelini öncelikle iyi savunma yapmak oluşturuyor ve kondisyonlu olmak oluşturuyor. Daha sonra üçüncü aşamada sporcuların yetenekleri biraz ortaya çıkmaya başlıyor. Benim antrenörlük anlayışımda. Yeni mahallede olduğum süreç içerisinde benim takımlarım her zaman çok çok iyi savunma yaptı ve kondisyon seviyesi olarak ilerleyen günlerde her zaman daha ileriye doğru giden, kendini geliştiren performanslar ortaya koydu. Bu da sezonu zaten gösterdi. Bundan önceki sezonlarda da biz iddialıydık hem kondisyon noktasında hem savunma noktasında. Burada bir parantez açmak gerekir bu sezon. Kalecilerimizden uzun yıllardır beklediğimiz performans bu süreçte özellikle sakatlandı. Biraz daha az oynadı Yağmur belki ama Selen ve Fatma'dan çok memnunduk. Performansları bu sene her zaman %35'ler, %40'lar arasında ama zaman zaman %50'leri performans olarak ortaya koyan bir kaleyle oynadık. Yaptığımız savunmanın karşılığında da kaleci desteğiyle birlikte istediğimiz sonuçları alabildik. Bu konuda çok mutluyuz. Dediğiniz gibi bu sezon ligi ikinci bitirdik. Türkiye Kupası'nı finaline kaldık, finalist olduk Kastamonu ile birlikte. Ve sezonun başındaki Süper Kupa'yı oynamayı garanti ettik. Bir takım açısından da özellikle çok genç bir takım açısından önemli bir performans çizgisi oldu. Dediğim gibi konuşmanın arasında da aynı şeyleri söyledim. Bu tatmin çizgisine ulaştırdı bizi bu sezon. Ümit ediyoruz üst yönetimimizde de kulüp yönetimimizde de ortak görüşlere sahibiz. İnşallah şu yasaklar kalktığı zaman en kısa sürede takımımızı derleyip toparlayacağız. En azından böyle çok ağır olmasa da bir süreç tatile kadar vereceğimiz tatile kadar egzersiz süresini geçireceğiz ve bu arada da takımımızın büyük çoğunluğuyla da önümüzdeki sezon devam etme noktasında görüşmelerimizi yapacağız diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben bir antrenör olarak takımdaki ablalar, takım kaptanları başta olmak üzere hem insani yönleri hem de sportif yönleri açısından çok mutluyum. Çok huzurlu bir sezon geçirdik. Ayaklarımız geri gitmeden hem müsabakalara hem de antrenmanlara koşarak gittik. Her takımda, her ailede olabilecek ufak tefek sorunlar olmuştur. Bana çok geldiğini zannetmiyorum. Tabii ben burada sona yaklaştığımızı söylediğiniz için özellikle teknik ekibin içinde yer alan çok uzun yıllardır benim ekibimde olan arkadaşlarıma da sizlerin huzurunda Türk spor kamuoyu ve handbol kamuoyunun önünde teşekkür etmek isterim. Başta uzun yıllar milli takımlarda oynayan ve takım kaptanlığımızı da yapan Esra Günder şimdi idari menajerimiz. Bizi çok rahatlatan, elimizi rahatlatan ve çok doğru yönlendirmeleri yapan bir menajer konumuna geldi ve o işi de sporculuğundaki gibi kaliteli yapıyor. Sporcularla benim aramdaki olabilecek en düzgün köprüyü kuranlardan bir tanesi ve benim yükümü %80 oranında aldı ve ben sadece kendi işime konsantre oluyorum. Yardımcı antrenörüm Harun var, 8 senedir benim yanımda. O da çok değerli bir arkadaşım ve kardeşim oldu. Ayrıca de antrenörlük konusunda çok istekli. 17 senedir nereye gidersem hiç yanımdan ayırmadığım sağlıkçımız, masörümüz Adnan Ekmekçi. Bu konuda ben ona da çok teşekkür ediyorum. 20 küsür senedir her gittiğim kulüpte yanımda olan malzemecimiz var Süleyman. Siz onu görmüşsünüzdür. Dünya tatlısı bir adam. Onu da hakkını vermek isterim. Yıllardır yanımızda hiç şikayet etmeden benle birlikte ve en eski adamlardan bir tanesidir. Ben nereye gidersem oraya gelir o da. Ona da huzurlarınızı teşekkür etmek isterim. Tabii ki bir teşekkürü de üst yönetimi ve kulüp yönetimimize ediyorum. Bu imkanları sağladıklarından dolayı. Ben biraz disiplinsizlik yapayım. Konuyu uzatayım. Antrenör disiplinin dışına çıkıyorum ama ben altyazıda bir iki tane gördüm. Hatta benim çok değerli bir dostum var. Nadi Pirci diye. Handball Federasyonu yönetim kurulu üyesi şu anda. Ve Köyceğiz'in erkek takımının idarecisi. Bu sene onlar Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiler. Aşağıdan da gördüm.
Bu aralar biz sürekli yayınlara çıkıyoruz. Ben de çok değerli arkadaşımdır. Oradan bir ufak bir hatırlatma ve kinaye yapmış. Biraz da handball'e, yani size yapıyor aslında, bana değil. Biraz da handball'e diyor, hizmet eden yöneticilere de diyor lütfen bu yayınlara çıkartın diyor. Kıskandığını gösteriyor bizi. Bizi kıskanmış, biz televizyona çok çıkıyoruz diye. İşte idarecilerin bir kısmı da böyle oluyor. Ondan sonra kıskandı şimdi. Ama ben onu da söylemiş oldum. Gördüm, alttan yazı geçerken gördüm. Buradan kendilerine selamlar ve tekrardan da bu canlı yayın aracılığında da özellikle Ankara seyircisinin önünde Köyceğiz Belediyesi Handball takımını Süper Lig'e çıkmalarından dolayı tebrik ediyorum. Hocam burada bir meydan okuma gelecek mi son anda diye düşündüm ama gelmedi. Sonucunu centilmence bağladınız. O yüzden Değil ben de sizi tebrik ediyorum. mi? Yalnız hemen bitirmiyoruz. Birkaç sorum daha olacak hocam. Ha, Şimdi bizim tabii, bitirmeyelim canım. yazarlarımızdan Biz konuşmayı seviyoruz değil mi Ceren? Yani bizim öyle bir sıkıntımız yok evet konuşmayla hocam. ilgili. Evet. Hocam sizi bulmuşken evet, sorularımızı devam ettirelim. Her zaman bulamıyoruz ama biz yeni yayın döneminde önümüzdeki sezon inşallah bu yayınları daha geliştirerek belki bir handball programı da yaparak işte YouTube kanalımızdan, internet sitemizden, Facebook, Twitter sayfalarımızdan inşallah düşünüyoruz bu şekilde bir atılım handball için. Çünkü ihtiyaç var Türkiye'de Bu gördüğüm konuda kadarıyla. çok büyük bir boşluğu doldurursunuz. Bu Covid noktasında birçok arkadaşımız sizin bu yaptığınıza benzer, tabii biraz daha amatörce yayınlar yapıyorlar. Bu konuda bile handball camiası bir hareketlendi. Herkes birbirini tanıyan herkes tekrar tanımaya başladı. Handball'ün tekrar eski güzel günlerine doğru gittik. Ve bu konuda yapacağınız handball ile ilgili programların belki aktif olarak değil ama teknik taktik anlamda, konuk anlamında, genel bilgiler anlamında, kale arkasında diyelim artık, yani böyle belki kalenin önünde değil, siz dersiniz önünde, ama her türlü desteği verebileceğimizi buradan söylemek isterim. Dediğim gibi her türlü teknik ve taktik destek size olacaktır handball konusunda. Teşekkürler hocam. Yani biz yıllardır tanışırız. Her zaman siz bu konuda iletişiminiz çok iyidir. Çok da yardımcı oluyorsunuz. Teşekkürler ama ben handbol camiasına burada bir sistemimi ileteyim. Bugün basketbolun, voleybolun sayısız internet sitesi var. Bayağı iyi de haberleştiriyorlar yani konuları ama handbolda maalesef benim takip ettiğim birkaç site var. Yani o çoğalamıyor medyada bu tür handbol siteleri. Gazete olarak filan da artık çok zor bu işler de ama Evet. internet sitesi olarak çoğalabilir ama maalesef orada bir alanda boşluk var. Yani o boşlukta dolarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. İnşallah Şimdi sizlerin de aynı bu konuda bu teknik desteklerde sizin gibi tecrübeli gazetecilerin, medya mensuplarının desteğiyle olacaktır diye düşünüyorum. inşallah hocam biz yani internet sitemiz 10 yıllık Ankara'da. Hiçbir takımı ayırt etmeden hepsine yer vermeye çalışıyoruz haber akışı olduğu sürece. Bunu da zaten siz de biliyorsunuz, görüyorsunuzdur mutlaka. Hocam şimdi Barış Can Yerek bizim yazarlarımızdan bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum size. Kadın handbolunun Ankara'daki gururu Yenimahalle takımı ve Serdar Eler hocama selamlar. Kendisine şöyle bir sorum olacak. Kadın handbolü mü daha fazla fizik gücü gerektiriyor? Yoksa erkek handbolü mü başarılı bir handbol hocası olarak kendisinden dinlemek isteriz diyor. Yani ikisinin birbirinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii fizyolojik olarak kadınla erkek yaratılış olarak birbirinden farklılar. Nereden bakarsanız kuvvet ve kas yapısı olarak birbirinden %30 farklılıklar göstermektedir. Tabii erkekler ve kadınlar aynı sahada birlikte mücadele etmediği için aslında bunun ayrımını yapmak biraz daha zor. Ama edindiğimiz tecrübeler ve son dönemlerde gözlemlerimizde kadın handbolü biraz daha teknik oynanmaya devam ediyor. Biraz daha görsel olarak güzel olmaya başladı. Hem kuvvetlendiler kadınlarımız, hem de teknik taktik olarak biraz daha yumuşak oynuyorlar. Erkekler ise özellikle Türkiye için ve Avrupa için, Avrupa'da biliyorsunuz handbolün temelini oluşturuyor. Dünyada handbol denilince Avrupa aklımıza geliyor. Erkekler de fizik güç arttı. Çok irileştiler. Dev gibi çocuklar. Kalecisinden kanadına kadar her pozisyonda yani 1.90'dan aşağı oyuncu olmamaya başladı. Çok yüksek size'lı oyuncular. Ama tabii bu oyuncuların biraz irileşmesi oyunun içindeki estetik görüntüyü biraz daha ikinci plana attı diyebiliriz. Tabii bu bir genelleme açıkçası. Yani bu benim şahsi fikrim,
tabii ki genel anlamda bir görüştür bu. Kadın handbolünde kuvvet biraz daha ikinci sırada, teknik taktik biraz daha önde, mücadele biraz daha göze hoş geliyor olabilir. Ama erkek handbolünde de güç, kuvvet, kondisyon biraz daha önde, teknik taktik beceriler, yetenek biraz daha ikinci sıraya düştü diye cevaplayabilirim bu soruyu. Aynı soruyu ben Ceren'e de sorsam, o ne de düşünüyordu acaba bu konuda? Ben de tamamen katılıyorum Serdar Hoca'ya. Onun da dediği gibi gerçekten erkeklerde güç birazcık daha ön planda ama kadınlarda birazcık daha teknik, taktik ve akılla oynanan bir spor gibi gözüküyor handball. Tabii ki güç de önemli ama kadınlarda durum daha çok teknik taktiğe bakıyor diyebiliriz. Evet. Serdar Hocam bir soru daha geldi. Belediye takımı dışında özel bir takımda çalışmak ister mi hocam diye bir soru daha geldi. Yani Yenimahalle Belediyespor'dan sonra başka bir takımda. Evet. Yani Yenimahalle Belediyespor'dan sonra bir başka takımda çalışmak, şu anki içinde bulunduğum pozisyon ve geçmişimiz itibariyle öyle bir planlama, bir kariyer planlamam gözükmüyor. Yani böyle bir beklentim yok açıkçası. Ama hani antrenörlük yaşantısının kulüpleşme noktasının dışına çıktığını gördüğümüz süreç içerisinde benim biliyorsunuz bir Dünya Handbol Federasyonu lektörlüğüm söz konusu, eğiticiliğim söz konusu. Benim gönlümden geçen handbolun içinde olmak kaydıyla eğer profesyonel olarak antrenörlük yapmayacağım bir süreç gelirse önümde Dünya Handbol Federasyonu'ndaki lektörlük görevimi yapmayı çok arzu ederim. Evet. Barış Caner'in yeri gelmişken şöyle de bir beklentimi de söylemek isterim tabii ki. Bu beklentim tabii. Yanlış anlaşılmasın. Şahsi bir beklenti değildir ama Ankara handbolüne özellikle erkeklerde hatta kadınlarda da tabii saymak lazım. Hani bize rakip çıkmasını çok istemem ama Ankara handbolünde özellikle Ankara Gücü'nün seyircisiyle saha avantajıyla Atatürk salonunda mesela şahane olur. Bizim oynadığımız dönemler sen de hatırlıyorsun eti maçları sen bahsettin ya deplasmana evet, geldiğimiz evet. Zaman Ankara Gücü deplasmanı bizim için zorlu deplasmanlardan bir tanesiydi. Ligde kaldığı sürece Ankara Gücü her zaman şampiyonu etkileyen maçlar oynatmıştır. Yani Ankara Gücü deplasmanında Ankara Gücü'nü yenebilen takım bunların içinde Arçelik Halk Bankası ve etin olduğu süreçte Ankara Gücü ne deplasmanına galip gelen takım şampiyonlukta önemli rol almıştır. Şu anda benim gözümde handbolün eksiklerinden bir tanesi birçok eksiği olmakla birlikte Ankara'da Ankara Gücü'nün bir handbol takımı olmasını ben canı gönülden çok isterim. Bu konuda da sonuçta biraz önce Ceren aslında güzel bir pas attı bu konuda. Yani çok canla başta çalışılan, istekle çalışılan, amatörce oynanan ama profesyonel işler ortaya koyduğumuz handbolde maliyetlerin düşük olduğunu da buradan sevgili Ankara Güçlü yöneticilere, değerli Fatih Başkan'a pas atmak isterim. Çok büyük maliyetler olmayan ve Handbol Federasyonu'nun yönetmeninde Süper Lig futbol takımlarının bir dilekçeyle Süper Lig'de müsabakalara katılabileceğiyle dair bir yönetmelik maddesi var. Bu maddede kullanılabilecek bir madde olarak karşımıza çıkar. Bu konuda sizin aracınızda sizin çok iyi birer Ankara Güçlü olduğunuzu bilerekten bir pas atmak isterim açıkçası. Hocam iyi bir noktaya temas ettiniz. Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara Gücü Başkanı Sayın Fatih Mert'ti bizim canlı yayın konuğumuz. Yaklaşık 1,5 saat konuştuk. Orada da bu soru geldi ve soru da aynen böyleydi. Yenimahalle Belediyespor handbol takımıyla Ankara Gücü'nün bir birleşmesi olabilir mi? Bir taraftan işte maddi gücü Yenimahalle çeker, taraftar gücünü Ankara Gücü çeker. Çok güçlü bir evlilik oluşabilir şeklinde bir soru gelmişti. Başkanımız da burada topu Yenimahalle Belediyesi'ne attı. Biraz da sizin spor kulübüne attı. Yani mali gücü bize yardımcı olurlarsa o şekilde bir evlilik olabilir. Neden olmasın? Birlikte yürürüz diye bir şey söyledi. Tabii böyle laf lafı açtıkça konular biraz ısınıp büyüyebilir. Kartopu gibi olabilir. Ondan sonra da belki iyi bir noktaya gelinebilir diye düşünüyorum inşallah. Yani tabii buna cevap verebilecek yetkiye ve konumda olmadığımı düşünüyorum. Yetkiye sahip değilim. Ama yani evet. Ankara Gücü ile Yenimahalle'nin birleşmesinden çok Ankara Gücü'nün kendisinin bir özellikle de bir erkek takımı açmasını çok arzu ederim ben. Ama o zaman ondan sonra da
iki tane kardeş takım güçleri birleştiririz. Her zaman ben hatta bazen tweet atarım mesela Avrupa Kupası maçlarında Ankara güçlü. Bir de benim özellikle takip ettiğim ve takip edildiğimi düşündüğüm çok sayıda Ankara güçlü taraftar grubu ve arkadaşlarım var. Çok aralarında da sevdiğim insanlar var. Mesela ben böyle davet ettiğim zaman biliyorsun sen de gördün Avrupa Kupası maçlarına birçok Ankara güçlü arkadaşım geliyor. Kız kardeşlerine sahip çıkıyorlar o maçlarda. Kesinlikle hocam. Ankara gücü taraftarı şehrinin milliyetçisidir. Her Ankara takımına destek verir yani. Bu konuda ben 42 yıllık tecrübem var. Net söyleyebilirim. Hocam başka bir soru yine Barışcan İrek bizim yazar arkadaşlarımızdan. İkinci sorum şu olacak diyor. Türk spor medyasının handbola olan ilgisinden memnun mu? Zira Türkiye'de spor medyası bilhassa futbola özel evlat, öz evlat, diğer sporlara ise üvey evlat muamelesi yapıyor diyor. Yine ikinize de soruyorum hocam bu soruyu. Önce Ceren cevaplasın, sonra ben bir şeyler söylemek isterim. Tamam hocam. Ben tamamen yapılan yoruma katılıyorum. Gerçekten futbola yönlendirilen ilgi handbola, handbolun yanında gerçekten dağlar kadar fark var. Voleybol ve basketbol, bayanlarda özellikle voleybola çok çok fazla ilgi var. Ben yine az önce de söylediğim gibi yapılan reklam ve tanıtımdan çok az olduğunu düşünüyorum. Ama bu sene şöyle bir şey oldu. TRT 2 Spor yayın hayatına girmesiyle beraber bizim maçlarımızı yayınlamaya başladılar. Onunla beraber biraz olsun izlenmeye başladığımızı düşünüyorum. Ama bu tabii ki yeterli mi? Bence asla yeterli değil. Daha çok reklama ve tanıtıma ihtiyacımız var. Evet, doğru. Orhan evet abi, hocam ben sizin. Evet. Aynı sorudan devam edeyim mi? Bir dakika, Ertan'ın bir görüşü vardı hocam. Evet Ertan, dinliyorum. Tamam Ertan, dinliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi COVID-19 korona sürecinden sonra acaba handbol sizce nasıl etkilenecek? Ceren Hanım ve Serdar Hocam buna cevap verebilir mi? Acaba maddi açıdan antrenör ve oyuncuları bu ne derecede etkiler? Siz bu konuyla ilgili çekinceleriniz var mı acaba COVID-19 süreciyle ilgili olarak? Yani öncelikle çekincelerimin yanı sıra ben şöyle bakıyorum. Bu COVID sürecinin handbole bir avantaj sağlayabilecek ortam yarattığını düşünüyorum. Hem sosyal medyada hem de yazılı ve görsel medyada yer alma noktasına biraz daha avantajlı pozisyona getirecek bir. İkincisi birkaç dakikadır konuştuğumuz handbolun ekonomisi noktasında bundan daha da geriye gidebilecek bir ekonomisi yok handbolun zaten. Kendine ait mütevazı evet. Bir bütçesi var handbolun ve handbol branşlarının. Bu süreç yabancı oyuncuların sınırlarını birazcık darlatacaktır diye düşünüyorum. Ülkeler arasındaki bu transferlerin biraz düşeceğini düşünüyorum. Türkiye içinde kalan ve gitmek istemeyen artık Türkleşmiş noktada olan oyuncuların dışında yeni yabancıların çok gelebileceğini düşünmüyorum. Uluslararası transferlerin olacağını çok düşünmüyorum. Kulüplerin kendi yağında kavrulacağını ama bunun da özellikle genç kardeşlerimize Türk oyuncuların önünü açacağını düşünüyorum. Bunlara bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Her zaman yabancı oyuncu riski genç oyuncuların önünü tıkama açısından bir problem oluşturmakta. Antrenör gözüyle de baktığımız zaman profesyonel dediğimiz gibi amatör branşlarda profesyonel düşünürken başarı endeksliyiz tabii ki. Ben belli bir süre içerisinde handbolu çok sevmeme rağmen çalıştırdığım takımların birinci, ikinci, üçüncü olmasını isterim. Bunu sağlayacak oyuncularla çalışmak isterim. Tabii ki baktığınız zaman genç bir oyuncu varken onun yerine çok tecrübeli bir yabancı oyuncu geliyorsa ve biz bunu alacaksak ben buna bir antrenör olarak hiçbir zaman hayır demedim, demem. Ama bu süreç belki buna hayır veya evet dememizi engelleyecek. Otomatik olarak uluslararası transferi birazcık alt seviyelerde tutacağı için özellikle Türk oyuncuların kendilerini ortaya koyabilecekleri, genç oyuncuların pozisyon bulabilecekleri, daha uzun süre sahada kalabilecekleri bir ortam yaratır diye düşünüyorum. Handbolde ekonomik olarak çok büyük değişiklikler olacağını düşünmüyorum sevgili Ertan Bey.
Yani futboldaki evet. etkileri, belki de erkek basketboldaki etkileri handbolde çok görülür diye düşünmüyorum. Bundan çok daha aşağılarda seviyeler olacağını zannetmiyorum. Ceren Hanım. Ceren'den de alalım ondan. Evet, ben de Serdar Hoca'ya tamamen katılıyorum. Zaten kendi yağımızda kavrulan bir mütevazi bir camiayız. O yüzden çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum bütçe anlamında. Evet, aslında Ertan, benim de son sorum buydu. Biraz pişti olduk seninle. Ben yalnız Ceren'e sormak istiyorum. Bu biraz da farklı olacak benim sorum. Şimdi sizin spor, özellikle de sen pivotsun, anlattın biraz önce ve full temas, yani artık temasın artısı, yani o kadar temas. Ve biz şu anda işte insanların 2 metre yan yana gelmesini konuşuyoruz. Yani bu seni korkutmuyor mu? Önümüzdeki sezon mesela nasıl motive olacaksın maçlara? Evet, şu süreç gerçekten çok farklı, hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Hiç aklımıza gelmezdi. Bundan sonra söylenilene göre hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama bizim yaptığımız sporun doğası bu. Temas var. O yüzden yapacak bir şey yok. Biz yine aynı ciddiyetle, birazcık daha dikkatli olarak yine maçlara ve antrenmanlara devam edeceğiz. Evet, yani bir endişe yok mu Ceren sende o konuda? Endişe tabii ki. Herkeste olduğu kadar bende de var. Ama yapacak bir şey yok. Birazcık daha fazla dikkatli olacağız, bu kadar. Evet. Hocam, diğer sorunun cevabını ben sizden alamadım. Bir daha sorayım isterseniz, medya ile ilgili. Şey, basınla ilgili olan soru mu? Evet, evet. Yani üvey evlat evet, muamelesi yani. Görmüyor mu handbol? Evet, yani şimdi şöyle, futbolu ayrı bir yere koymak lazım. Dünyadaki konumu, içinde bulunduğu ticari gelirler, bakış açıları. Ben hani şu anki süreç içerisinde futbolla başka bir branşı birbiriyle kıyaslamak istemem. Ama ben spor basınından, özellikle adalet noktasında birazcık bakmasını isterim. Yani kendi şahsi görüşüm. Bir pasta varsa, bu pasta işte yer alması gerekiyorsa sporun büyük bir pasta olduğunu düşünecek. Bunun %80'ini futbol alabilir. Benim için hiçbir mahsur yok. Ben de futbolu severim. Ben de futbol seyrediyorum. Takip ediyorum. Baktığımız zaman şampiyonlukları oynayan takımlarla çok destekçisi olmamıza da gerek yok. Benim kendi iç dünyamda futbolu da sevmekle birlikte %80'ini futbol alsın. Ben bu konuyla ilgili hiçbir şikayette bulunmuyorum. Dünyada bunu böyle yapıyor. Ama geri kalan %20'lik bölüm adaletli olarak diğer branşların hepsine paylaşılsın. Sadece handbol için söylemiyorum Orhan Bey, bak yani çok net bir şey söylüyorum burada. Sadece handbol için konuşmuyorum. Handbolün kaliteli maçlarının o hafta yayınlanması, güreşin kaliteli müsabakalarının o hafta yayınlanması, judonun, satrancın, aklınıza ne geliyorsa. Yaklaşık evet. 64 tane federasyon var ülkede. 65-66'ya çıktı galiba. Yani futbol %80 pay alıyorsa bu spor medyasından, %20'yi 65'e bölsünler, ben razıyım. Adaletten yanayım ben. Birazcık adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Yani bir futbolcunun antrenman sahasına çok cici, çok sevdiğimiz, değerli dostlarımız bir tane köpeğiyle birlikte girmesi yarım sayfa yer alıyorsa, handbolde de veya bir voleybolda da, bir kürekte de, bir basketbolda, uluslararası müsabakada yer alan takımların en az o kadar alanda yer almasını çok arzu ederim ben. Adaletten yanayım. Adaletli olunursa Türk sporu gerektiği yerde, gerektiği şekilde yer alır diye düşünüyorum. Hocam %80 dedin sen futbola, ama onu %95 falan yap bence. Yani şu anki kadar... yeri öyle zaten. Hayır, şu anki evet. yeri öyle. Benim gönlümden geçen, yani %100'lük bir alan varsa bari %80'i alsın, 20'yi paylaşalım istiyorum. Yoksa %95'in de üstünde yani. Ya o kadar da mütevazısın hocam. %20'yi 65 spor dalına ayırdın, %80'i futbola verdin. Yani çok net, çok net. Sadece handbol demiyorum. Yani geri kalan %20'yi paylaşalım yeter bize. Evet. Hocam, son sorumu soracağım. Şimdi başında da sorulabilirdi ama en sonunda sorayım. Yani handbolde çok takım kaybedildi bugüne kadar işte. Biraz önce siz saydınız, Etis'inden, Arçelik'inden, Ankara Gücü, Hortaş,
Handball'de niye bu yerleşmedi hocam ya? Yani sürekli bir takımlar kayboluyor, yeni takımlar çıkıyor, diğerleri kayboluyor. Bunu sormak istiyorum ben. Yani benim işte 1977'de handbola başlayıp 83'te ilk lisansım çıktı. Aklım 83'ten beri basıyor. O süre içerisinde çok büyük bir ivmeyle, yani çok da ciddi sonuçlar alarak 96-97'lere kadar gelen bir handbol var. Özellikle yayılması, kulüpler, bahsettiğimiz çok kaliteli müessese kulüpleriyle birlikte. Yine dediğim gibi genelleme yapıp şahsi fikrimi söylemek isterim bu konuda. Handball hazır olmadan özellik noktasına geldi ve seçim noktasına geldi. Yani handball camiası birbirine kaynaşmış, kompakt, butik bir camiaydı. Herkes birbirini tanır, bütün idareciler birbirini tanır. Dediğimiz gibi çok da kaliteli isimlerin olduğu, çok da nezih kulüplerin işin içinde olduğu bir camia haline geldi ve burada bir ilgili bir mücadele başladı. O sırada Handball Federasyonu'nda seçimler başladı. Yani özellik aslında çok güzel bir şeymiş gibi pompalandı. Bazı durumlarda seçim her zaman sonuç değildir. Yani demokratik bakış açıları bazen çok doğru sonuçlar doğurmayabilirler. Hayata demokratik bakabiliriz ama bazı ihtisas isteyen işlerde çok demokratik olmaya da gerek olmayabilir. Handball bence özerk seçimlere, özerk federasyon olmaya hazır değildi. Bu süre içerisinde camia 3'e, 4'e, 5'e bölündü. Bölündüğünüz zaman da güçsüzleşirsiniz. Tabii ki seçimin olduğu yerde, seçimin adı zaten siyasettir. Siyaset girdi bu işin içine. Dünyada birçok şeye siyaset etki etmektedir. Handball Federasyonu seçimlerinde de parçalara bölündüğünüz zaman güçlü olabilmek için hem ekonomik hem de siyasi olarak destek almanız gerekir. Siyasette bu işin içine seçimlerde girmeye başladığı zaman müessese kulüpleri dışında kalmaya başladı. Siyasetin işlemediği kulüpler. Ama otomatik olarak da siyasetin işlediği kulüpler bu işin içine girdi. Camia bölündü. Camia bölündüğü zaman teknik anlamda bu işlere destek olabilecek veya akıl yürütebilecek insanlar dışarıda kaldı. Siyaseten belli noktalara gelen insanlar da bu süreçte kendilerine pozisyon buldular. Bu pozisyonu bulan siyasiyle olarak gelen insanlar handbol öğrenene kadar da zaten birçok sene geçti. Seneler geçtikçe de güç kaybı oldu. Bu da benim tabii ki şahsi yorumum olarak sorunuza cevap olarak söylemek istediğim şeylerdir. Evet, finali de bu şekilde yaptın hocam. Serdar hocam ve Ceren, bir saatlik falan bir program planlamıştık ama 1,5 saati buldu. Yani laf lafı açtı. Handball'i de biz özlemişiz biraz, öyle söyleyeyim. Ben buradan size şunu söyleyeyim ki her zaman kapımız size açık. Bundan sonraki süreçte inşallah yeni, dediğim gibi yeni sezonda başka programlarla da yine birlikte olacağız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son mesajlarınız varsa onu alalım, programı kapatalım. Ceren'den başlayalım. Evet. Tabii. Ceren'den başlayalım. İnşallah yeni sezonda da sizlerle beraber yine böyle yayınlar yapmak nasip olur. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz Evet, teşekkür ederiz. sevgili dostum Orhan ve değerli kardeşim Ertan Beylere huzurlarınızda da ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Biz handball teşekkür ederiz. her zaman layık olduğu yerlere ulaşmaya çabalamakta. Biz de bunların birer neferiyiz. Elimizden geldiği kadar hep klasik bir cümleyi sürekli tekrar ettim ama amatör bir ruhla profesyonel çalışmalar yapmaktayız. Aynen sizler gibi. Sizler de çok amatör ruhla profesyonel işler yapıyorsunuz. Takip ediyorum. İnşallah Ankara'da güçlü olan handbol Türkiye satında da güçlü olacaktır. Ama özellikle de Ankara içinde de bu desteklerinizi benim şahsi ricam olarak handbol camiası adına lütfen kabul edin. Dediğim gibi %80'in içindeki dışında kalan %20'lik bölümde her zaman yer almak isteriz. Bunlar da sizin sayenizde olacaktır. Sizlerin de başımın üstünde yeri var. Her zaman geldiğiniz zaman bizi mutlu ediyorsunuz. Sporcularımın bu konuda mutlu olduğunu biliyorum. Basına çıkmak, basında yer almak her zaman motivasyonel bir etkidir. Spor insanlar bu iş için yaparlar. İdareciler bu iş için yaparlar. Seyircinin olduğu, bu Covid belasının olmadığı, Ankara seyircisinin yanımızda olduğu, Ankara basının yanımızda olduğu ve nice başarılara yelken açacağımız yeni bir sezon diliyorum. Bu süreçte de yayınlarınızda başarılar diliyorum. Takipte olacağız.
Sizler de lütfen takipte olun bizleri. İnşallah hocam. Aslında bir kupa şampiyonluğuyla bir kupa turu atmanızı bekliyorduk bu sene. Yani ona hazırlanmıştık ama kısmet değilmiş. Maalesef öyle olsun bu sene de diyelim. İnşallah süper hocam, kupayı yapar, süper kupayı. İnşallah, inşallah. Uzun yıllardır tanışıyoruz. Dediğim gibi biz sizden iletişim açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah bundan sonra da öyle devam edecek. Bu yayını daha sonra YouTube kanalımızda yayınlayacağız. İnternet sitemize de zaten vereceğiz. Haberleştirip Anayurt Gazetesi'ne de tekrar atarız bunu mutlaka. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Güzel ve keyifli bir yayın oldu. Herkese iyi akşamlar diliyoruz buradan. Biz de iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili hocam, Serdar hocam ve Ceren Hanım, iyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz inşallah. Ertan'cığım, biz de çok teşekkür ediyoruz. En kısa sürede görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.